Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ETS2'deyiz. Türkiye haritasında yine otogardan otogara yolculuğumuz devam ediyor. Bu sefer size değişik bir araç getirdim. Yani daha doğrusu otobüs modunu kendime göre dizayn ettim diyelim. Temsa getirdim size. Niksar Kale benim bildiğim ordu firması, yani ordu tarafında. Niksar zaten ordunun bir şeyi. Böyle bir otobüs. Yine 52 plaka. Kendi plakalımı ayarladım. Modülün linki açıklamalarda mevcut arkadaşlar. İstediğiniz gibi bir şey yapabilirsiniz. İç anonslu beraber geliyor. Yani havalı kornaya bastığınızda size iç anonslu da test edecek. Onu da göstereceğim. Şu kornası şöyle çalıştıralım bir. Çalıştırdığımızdan böyle bir şey oluyor. Şu anda Erzurum'dayız arkadaşlar. Oradan yolumuza gideceğiz. Güzel bir güzergah ayarladım sizlere. Şöyle isterseniz yavaştan çıkalım. Yolculuğumuz başlasın. Bu tarz videolar için arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Her türlü sizin istediğiniz videolar çekmeye devam edeceğim. Şöyle bir başlangıç yapacağız. Otobüs gerçekten güzel. İşte bu şöyle dışarıdan da göstereyim. Yaylanışı olsun. Yani şu an bir, sadece helikopter sesi var. Biraz helikopter nereden geliyor bilmiyorum ama şöyle yanlaması falan, bakın şöyle böyle yana yana yata yata, yata gidiyor. Ve havalı süspansiyon sesi falan gayet güzel olmuş. Aynen. Frene bastığınızdan daha güzel oluyor. Bu normal şeyi. Kornası. Şöyle bir şuraya geçeceğim için şöyle yapalım. Temsa'yı ben mod ararken buldum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şurada telefon var. Oraya dikkatim şey oluyor. Kusura bakmayın. Şu an geri kameramız açıldı. Birazcık arabaya vurmuş olduk. Bir frenleme gücü sanki biraz düşük gibi. Onu da artık yapacak bir şey yok. Şöyle kurtaracak şekilde. Çok iyi yanlaması. Bir arkadaki izin verirse şöyle. Ops. Şimdi arkadaşlar girişimizi yapıyoruz. Yolcularımız birazcık kapıya vurduk tabii, o yine frenleme gücü yüzünden. Trabzon'a bir girişimiz olacak. Yani otobüsün şeyi çok güzel yani. Yolcularımız bindiğine göre bakalım bir binmişler mi tam olarak. İçine bakabiliyor muyuz? Bakın mesela yine yolcular gözükmüyor. Neyse biz çıkalım. Şuradan yolumuza devam edelim. Şimdi birazdan size iç anonsu da göstereceğim arkadaşlar. Şuradan bir çıkışımızı yaparsak. Zaten orası kapalı. Buradan dönüşümüzü sağlarsak güzel bir şekilde. Tamam. Bakın şimdi. Değerli yol arkadaşlarımız, otobüsümüze hoş geldiniz. Ya şu anda kendi anons yapıyor arkadaşlar. Sağlık raporlarını talep edildiğinde trafik polislerine göstermeleri gerektiğini bilmenizi isteriz.
Ya böyle bir anons var arkadaşlar. 3 tane var. Bu ilk baştaki hani hoş geldiniz faslı. Mola verdiğiniz zaman söylüyor. Tabii ki bunu neye yani havalı korna tuşuna basıyorsunuz birkaç kere. İlk başta direkt ilk basında girişi söylemiyor. Denk geliyor bazen. Onu kendiniz ayarlıyorsunuz. Ama şey olarak yani böyle bir seçenek sunmuş olması aletten ben normalde bunu montajda yapıyordum. Ama şimdi aracın kendi özelliğinde olması çok güzel oldu. Bu arada otobüs çok güzel yaylanıyor. Ben çok beğendim. Yani şu anda şöyle göstereyim bir dışarıdan. Erzurum'dan çıkacağız inşallah. Yolumuz bayağı uzun olacak. Onu söyleyeyim. Şu sağa geçelim. Şey yapmayalım. Solu kapatmayalım. Otobüs modunu dediğim gibi arkadaşlar açıklamadaki linklerde indirebilirsiniz. Çok zevkli bir otobüs modu olmuş. Ve çok ayrıntılı bir işlemişler. Bu yaylanması olsun, işte iç anons olsun, havalı korna koyabiliyorsunuz. Bir sürü seçenek var tabi ama oyun tamamen size kalmış. Şu anda böyle yaylana yaylana gidiyoruz. Mola vereceğimiz yerde de bir tekrardan anons geçeriz. Yani şu yaylanması daha zevkli bir hal kılmış. Tabii Mars'ta oynamasak daha da güzel olurmuş. Şöyle sola geçelim. Normalde Nisa Kale benim bildiğim oradan Nisa'ya ait bir firma. Ama biz şu anda Trabzon'a doğru yolculuk yapacağız. Oradan da orduya geçeriz büyük ihtimalle. Şu anda 136 köntü ile gidiyoruz. Şu yaylanması çok zevkli yani. Yani şu viraj yatışı falan tamamen şey olmuş. Biraz yavaşlayalım. Rotterdam sesine de bakmak istiyorum. Aslında bir şey yapalım. Ha, yine genel olarak aynı bir Rotterdam sesi mevcut. Neyse izin verirsen biz geçelim şöyle ki. Evet yolun kapalı olduğunu görmemişiz. Böyle göstergeden başka ne var diye bakalım da bir şey göremedim. Ama çok güzel yaylanmıyor mu ya? Ben çok beğendim. Şu dayımız da gelsin. Şey olmasın. Bu nasıl yol kapatma şekli anlamadım ki. Zaten şuradan dönecekmişiz. Bu yolu kapatmışlar galiba ama bizim için çok da sorun değil. Güneşliğimiz falan da mevcut. Biraz da böyle sürelim. Bu arkadaki gelen büyük ihtimalle süspansiyondan geliyordur diye düşünüyorum şey olarak. Onun dışında şey bilmiyorum ama böyle sürmek insan midesini bulandırıyor ya. Şöyle yokuş tırmanmaya başladık. Böyle bol virajlı yollar seçtik. Trabzon'un böyle bir yolları varmış. Yani haritada güncellememiş büyük ihtimal gerçekte böyle değildir de. Ayından şöyle gidiyoruz. Bir önceki videomuzda nereye gittiğimizi tam hatırlamıyorum. O da bir şey ama haftada iki video arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Otobüs modları ya böyle otobüs modu bulabilirsem değişik veya yine aynı modlardan devam edip başka illere gitmek istiyorum. Ya şehirlere daha doğrusu şehirler arası yolculuk yapıyoruz. O yüzden bir önceki partisi günü yayınlamıştım. Bunu da haftanın ortası çarşamba günü yayınlayıp bu hafta başka otobüs videosu yayınlamayı düşünmüyorum. Bu arada yollarımız da çok şahane.
Yolda zaten kimse olmadığı için de çok sorun olmuyor. İki de şöyle RTD açalım. Burada çok fren kullanmayacaksınız ki otobüsün baltaları falan ısınmasın. Sorun olmasın. Yani bu arada oynarken bile benim midem biraz sarsıldı. İnşallah yolculuğumda şey olmaz. Böyle sakin sakin gidiyoruz. Bir anons yapalım bakalım sen ne diyecek. Değerli yol arkadaşlarımız, yiyecek içecek servisimiz başlamak üzeredir. Evet, bu lütfen güzel. koltuklarınızı dik konuma getirerek sehpanızı açınız. Dileyen yolcularımız ikram servisimizde bulunan diyet ürünleri tercih edebilirler. Normalde böyle bir anons var mı diye bakayım derken denk geldi. Güzel oldu bu. Yemek servisimize başlamış olsun. 304 köftemiz kalmışken yemek servisimiz başlar. Böyle mola vereceğimiz bir de Bursa'da anonsu verip bir mola veririz. Şöyle kendimizi sağa atalım bari. Bayburt'u keşfetmiş bulunmaktayız. Şöyle bir mecbur yavaşlayacağız. Yine selektör atıp geçmedikleri için biz şey yapalım. Gerçi tek şeride düşüyormuş. Evet. Güvercinlik mi? Evet. Ve şu anda iki şerit oldu. Şuraya geçelim de arkadakiler şey olmaz. 187 köfteğimiz kalmış. Bir türlü mola veremedik. Neredeyse şey bitecek. Şöyle bir gidelim. Ya bu sefer tam bir, ya güzel bir yol seçeneği bulmuşuz arkadaşlar. Birazdan da tünelden geçeceğiz. Yani böyle yolların olması güzel oldu otobüs için. Böyle tıngır mıngır gidelim. Hayır, şöyle sağa geçelim de. Gerçi sola atsak daha güzel olacak. O değil, tünel bayağı yakınmış gibi hissettiriyor arkadaşlar yükseklik olarak. Yukarıdakiler sanki otobüse değecekmiş gibi hissediyorum. 162 köprümüz kalmış. Hala dinlenebilecek bir yer bulamadık. Demek ki bu yerlerde dinlenecek tesis yok galiba. Yani otobüse de vurmayaydık güzel olacak. Gel geri gel geri gel geri gel geri. Geri görüş kamerası olmasa güzel oldu yani otobüste. Gümüşhane Trabzon Rize Giresun düz gidin diyor. Şöyle bir duralım. Önden bir gösterelim. Otobüsümüzün şıklığı, yanakları çekilmiş, tertemiz. Hani şöyle çizimimiz falan da var yanımızda. Şöyle ekranlarımız falan da açık. km kalmış. Gayet güzel. Biraz akşam oldu gibi. Saat 8'e geliyor. Oyun saatiyle. Duruşu bile, yaylanışı bile çok zevkli bir otobüs modu olmuş. Şu kalkışta bile böyle araç sanki böyle sağa sola yatıyormuş gibi olması acayip bir gerçekçilik katıyor.
köye kendimi sağ atabilirsem, kolu çok kapattı çünkü. Tamam. Tamam, şimdi farlarımız da çıkmış. Yine bir kontrol edelim. Evet, tünelde de kornamı çalalım. Güzel bir şey. Ops. Araç içinde sanki şey olsa daha güzel olacak gibiydi de. Bakalım, biraz daha kararsın. Göreceğiz onu da. Yine tek şehirde düştük. Bayağı yavaşladı galiba, anlaşılan. Ama böyle hiç iyi olmadı yani, gerçekten. Şuradan bir geçebilirsem ben. Ufak bir uyanıklık yaptık. Gerçi burada şeyi düşüyormuşuz ama olsun. Yoksa bitmez bu yol. Onları bekleyemezdik. Ben yolu çok beğendim ya. Bu yolda bir daha gitmek istediğimiz herhangi bir otobüs modu varsa arkadaşlar, yorumlarda belirtin. Ben onu da videosuna çekeyim. Ben bu yolları çok beğendim. Ben buna şey koyduydum sanki ya. Şöyle arkamızdaki yazı falan dönüyor da, gerçi oradan yüksek kale yazısı olduğu için kapanıyor. Yani tamamen bayağı uğraşılmış bir tram vurdu, maltını mı vurduk anlamadım orada. Yani şu yolun güzelliği, otobüsün yaylanışı falan çok güzel bir video oldu bu. Yollar da bayağı çıkmış yani. Aynen, tamam. İç şeyi de koymuşuz. O değil de hala yolcular arkadaşlar, mola verdiremedik. Buna yapacak bir şey yok. Otobüsümüz de biraz çekmiyor gibi. Yani şu anda arkadaşlar mola verecek bir yer buldum. Şöyle duralım. Şu anda arkadaşlar saatimizde gündüz yaptık. Dinlenme tesisinden de çıkalım. Şöyle bir zaten 100 kilometremiz kalmıştı. Lan dayı görmedim lan. Görsem şey yapacaktım ha. Duracaktım da çok hızlı geliyordu. Beni de basmıyor arkadaş. Zigana tüneline girişimizi yapıyoruz. Bayağı güzel bir tünel yapmışlar. Tıngır mıngır gidiyoruz. Ya ben bu yolları çok beğendim ya. Şimdiki ilerideki yolları da güzel olacağını düşünüyorum. Ops. Güzel kurtardık. Gerçi biraz aşağıda tesis varmış. Dinlenebileceğimiz bir tesis ama ona da yapacak bir şey yok. Yolcuları bayağı beklettik. Aşağıda madeni görüyoruz. O kadar çıktı, şimdi bunun inişi bayağı şey olacak. Biz bir dış retardere inelim. O zaman biz inelim. Çünkü o aracın duracağı yoktu.
Şöyle boşta aksın araba biraz. Aa, bayağı güzel yolları seçmişim yani. Gerçekten çok beğendiğim bir video oldu. Yolculuk oldu daha doğrusu. Güzergah olarak, otobüs modu olarak. Ama onlar yani şimdi biz hep tek şeritli yoldan gittik geldik anlamadım yani 54 km kaldı ama tabi diyeceğiz yapacak bir şey yok. Arkamda kimse yok o yüzden sol şeridi kapatabilirim. Yaylana yaylana gidiyoruz maşallahımız var. Yollar çok iyi ya. Otobüsün modu da çok iyi. Maşallah var da frenlemesi biraz sıkıntı işte. Ona da yapacak bir şey yok. Burada 30'a kadar niye düşüyoruz ya biz? Viraj var diye de bu kadar da düşünmez ki. Yani hiç kusura bakmayın yani. Ben şuradan kaçarım. Bu kadar da düşünmemesi lazım burada yani. 50-60'la buraya gidersiniz arkadaşlar. 30'da gidilecek herhangi bir şey göremiyorum. Bu arada Trabzon'a girişimizi yaptık. Trabzon'a girişimizi yaptık. Yine İstanbul plakaları etrafımızda. Garip. Yani yoğun bir trafik var anlamış değilim ben. Şöyle kendimi soğuğa atabilirsem. Güzel. 4 km kaldı ama yani o safi bekle bekle çarpamıyorsun da bir süre. Yani çarptığından iyice trafik oluyor. Ama yollar çok güzeldi. Hop bin burada. Türk Muhane İstasyonu buradaymış. Evet. Şöyle ağaca dokundurmadan. Şuradan kurtardık güzel. Otogarı nereye ayarlamışlar bunlar böyle? Burada görmüş olduk. Şöyle anonsumuza geçelim. Değerli yol arkadaşlarımız, seyahatimizi tamamlamak üzereyiz. Lütfen bagaj kuponu ve eşyalarınızı hazırlayınız. Şehir içi servis hizmeti için peronda bulunan görevli personelimiz size yardımcı olacaktır. Bu hizmetinizden biletinizi göstererek yararlanabilirsiniz. İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. Başka bir yolculukta görüşmek üzere. Çok güzel anonsumuzda geçtik. Şöyle buradan dönecekmişiz. Buradan dönüp yani buranın girişi buradadır diye düşünüyorum. Yine bir kontrol edelim de. Tamam. Şöyle şuraya bırakacakmışız. Evet. Yolcularımızda bıraktığımıza göre arkadaşlar. Şöyle yine otobüsümüzü şeyle bırakalım. Öyle kapatalım. Niksar Kale'de. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Güzel bir yolculuk yaptığımızı düşünüyorum. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.